Cumhuriyetimizin 100. yılda doğru yol alırken ülkemiz büyük bir değişim ve dönüşümün içinde. Yüzyıllar boyunca tarih yapan bir milletin vatanı bu coğrafya nice zaferlere, nice başarılara tanıklık etti. Cumhuriyetimizin kurulduğu günden bugüne hızla büyüyen ve gelişen ülkemiz kısa sürede bölgenin öne çıkan sayılı ülkelerinden biri haline geldi. Hiçbir zaman boyunduruk altına girmemiş bu toprağın evlatları verdikleri bağımsızlık mücadelesinin bilinciyle büyük bir vatan sevdasıyla çalıştı. Ülkemiz son 15 yılda sanayi, ticaret, teknoloji, ulaşım, sağlık, eğitim, haberleşme alanlarında yapılan büyük yatırımlarla dünya sıralamasında ön sıralara geçti ve Türkiye Cumhuriyeti adından onurla, gururla söz ettirir hale geldi. Dış borçların sıfırlandığı ve gayri safi milli hasılanın artış gösterdiği bir dönemi yaşayan Türkiye'nin ekonomik istikrarı piyasalara olan güveni de artırdı. Türk lirası döviz karşısında gücünü artırdı. Ülkemiz alan elden veren ile geçti. Türkiye artık yeni yatırım stratejilerinin en üst seviyede olduğu bir dönemi yaşıyordu. Türkiye'nin ekonomik kalkınmasına öncülük eden mega projeler bir bir devreye giriyordu. Mega projeler kentlerin çehresini değiştirirken yeni Türkiye'nin de sembolleri haline geldi. Marmaray, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, 3. Havalimanı, Osman Gazi Köprüsü, Avrasya Tüneli, İstanbul-Ankara, Ankara-Konya yüksek hızlı tren hatları Türkiye'yi dünyanın zirvesine taşıdı. Yapımı tamamlanmamış ya da hala devam eden yüzlerce projenin tamamı milletimize sınırsız hizmet etmek için, vatandaşımızın yaşam kalitesini artırmak için hayata geçti. Tüm bu güzel gelişmeler yaşanırken ülkemizin birlik ve bütünlüğüne, istikrarına kasteden hainler, darbe ve vesayet tutkunu şer odakları silahların gölgesine sığınarak alçakça emellerine ulaşmak istedi. Temmuz 2016 Cuma gecesi Türkiye tarihinde daha önce hiç yaşamadığı bir darbe girişimine maruz kaldı. Askeri yapılar içinde konuşlanmış FETÖ üyesi bir grup hain kendi halkına silah doğrulttu. Tanklar şehirlerin meydanlarına sürüldü. Halkın üzerine bombalar ve kurşunlar yağdırıldı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı oteli alçakça saldırıyla ateş altına aldı. Kimse neler olup bittiğini anlamamıştı henüz. Yolunda gitmeyen bir şeyler vardı. Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum. Ve milletçe meydanlarda, havalimanında toplanalım. Ve bunların o azınlık grubu tanklarıyla, toplarıyla gelsinler. Ne yapacaklarsa
Halka orada yapsınlar. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar. Bu çağrıyla beraber millet Türkiye'nin dört bir yanında sokaklara, meydanlara, havalimanlarına, şehirlerin, kasabaların kilit noktalarına akın etti. Millet, Cumhurbaşkanımızdan mesajı almış ve darbeye karşı etten bir duvar örmüştü adeta. Kısa sürede tankların ve silahlı teröristlerin kuşatmaya çalıştığı sokaklara onlarcası, yüzlercesi, binlercesi canını hiçe sayarak barikat kurdu. İhtimali üzerinde duruyoruz. Belli ki emir komuta zinciri olmadan asker içerisindeki bazı kişilerin kanunsuz bir eylemi söz konusu. Kısa sürede bir avuç hainin karşısında milyonlarca vatan sevdalısı duruyordu. Meydanlara sığmayan bu ruha karşı duracak hiçbir güç kalmamıştı artık. Düşman çaresiz, düşman kıskıvrak, yine milletin iradesine ve kararına boyun eğmek zorunda kalmıştı. O kara gecede bu destana adını yazdıran kimler yoktu ki? Köydeki muhtarından şehirde yaşayan aydınına, akademisyenine kadar her çevreden insanımız kurşunlanarak ölmeyi ve tankların altında ezilmeyi göze aldı. Bismillahirrahmanirrahim. Milletimizin başı sağ olsun diyorum. Tabii Erol benim bir yol arkadaşımdı. Abdullah Mustafa kardeşimize aynı şekilde rahmetiyle tecelli edesiniz. Daha fazla konuşamayacağım. Milletimizin başı sağ olsun. O hainlere gereken dersi Ömer verdi. Biz gururluyuz. Biz mutluyuz. Evet, yüreğimiz yanıyor. Ömer'imiz gitti.
Ben her zaman için çocuklarımda gurur duydum. Vatanım için çocuklarımı feda ettim. Bir tane oğlum var, gerekirse onu da feda ederim. Askere dedi ki da oğlum, la sizin ben dedenizin dedim la. Adam güçlü, elinde silah doldur kapa, benim silahımı bana doğrultan ben hiçbir asker görmedim ta ömrümde. Kimsin sen, benim kardeşim diyorum ben sana ya. Vurma diyorum ya, yaralandım ölüyorum, vurma diyorum. Bir taneye sıkıyor, soruyorum sana. İşte demokrasimize, milli iradeye darbe yapmaya kalkanlar darbeyi kendileri yemiştir. Türk milleti bunlara en büyük darbeyi vurmuştur. Cumhuriyet'in başkenti Ankara ağır bir bombardıman altında cayır cayır yanarken Fethin şehri İstanbul, Boğaziçi Köprüsü'nde fatihleriyle yine yeni bir destan yazdı o gece. Bak sana söz verdim, getirdim. Sana ben söz verdim. Tamam benim. Bugünse inşa edildiği 1973 yılından beri Boğaziçi Köprüsü olarak bildiğimiz bu köprünün adı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü olarak değiştirildi. Boğaziçi Köprüsü'nün adı 25 Temmuz 2016 tarihinde Bakanlar Kurulu kararıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü oldu. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 50. yıl dönümü şerefine devlet töreniyle hizmete açılan bu köprü bugün Cumhuriyet, demokrasi ve özgürlükler mücadelesiyle tarihe bir kez daha adını kazımış oldu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde o gece onlarca vatandaşımız şehit oldu. Ağır kayıplar verildi. MOBESE kameralarına yansıyan görüntüler dehşet saçıyordu. Hainler halka silah ve top mermisiyle saldırıyorlardı. Acımasız saldırılar bununla da kalmadı. Hainler havadan açılan ateşle halkın direncini kırmaya çalıştı. Ama bilmiyordu vatan hainleri, canını hiçe sayarak tankların önünde duran bu isimsiz kahramanların iman gücünün kırılamayacağını ve bilmiyorlardı tank ve silahlar karşısında silahsız, sadece iman gücüyle duran ve vatan müdafası için, şehit olmak için dimdik duran milletin inancının onlar için nelere mal olabileceğini. Tanklar ve silahlara karşı duran kadınlar, çocuklar
Hepsi orada ve vatan müdafasındaydı o gece. Köprü esir alınmaya çalışılırken karanlıkta ansızın tankların önünde duran bir kadın belirdi. 93 Harbi sırasında Erzurum'da yaşanan işgale karşı direnişin sembol ismi haline gelmiş Nene Hatun gibi yürekli bir kadın. Tek başına tanklara karşı yürüyor, silahların kendisine yöneltilmesine, havaya ateş açılmasını umursamadan düşmanın üzerine doğru gidiyordu. Aklımdaki düşünce şuydu, hani bir erkek gitse onu direkt indiriyorlar, indirirler, indirebilirler diye düşündüm. Her şey geçti aklımdan ama bir bayanı ancak korkuturlar, sindirirler diye düşündüm, ilerledim. Üç tane işte tankın olduğu yere kadar, askerliğin yanına kadar ulaştım. Konuşmaya çalıştım, ne yapmaya çalıştıklarını sordum. İşte bir yandan hırpalıyorlar, bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Allah'tan hani kalın giymiştim böyle. Sırt çantam da vardı. Bunların gözü dönmüş. Bunlar benim Türk askerimin klanına girmiş. Katiller. Yani hepsinin gözünde gördüm çünkü katillik ruhu sinmiş. Hepsi yani bakışları değişmiş, duyguları değişmiş, merhamet yoksunu olmuş. Ki aciz, küçük insanlar. İşte bu görüntü bir avuç dahi olsa vatan toprağı için şehadeti göze alan bir milletin taşıdığı inancın sembollerinden sadece biriydi. İhanet ettiler. Ama bu hainlere inşallah bu millet papuç bırakmadı. Sizin duruşunuz var ya, milli iradenin duruşu var ya, bütün oyunları bozdu. Onlar sizin böyle meydanlara çıkacağınızı düşünmüyorlardı. 7'den 70'e kadınıyla erkeğiyle bir çağrı ve bu çağrıdan sonra meydanlara dökülüş var ya, o bütün hesapları alt üst etti. Tüm bunlar yaşanırken ve kurşun yağdırılırken geceye Boğaz mağrur ve bakur bir şekilde bekledi. Büyük bir sessizlikle kahramanların yazacağı destansı bir geceye tanıklık ederken bekledi. Ve millet köprüye adını, bağımsızlık mücadelesi için çıktığı bu yolda kanını, canını feda ederek verdi. Gözünü kırpmadan ve en ufak bir şüphe duymadan. Hastanede gözümüzü açtığımızda şoka girmişim çünkü. İlk sorumuz, vatanımız ne durumda? Durmak, geri adım atmak, bırakıp kaçmak yoktu millet için. Halk, demokrasiye ve kendi iradesine sahip çıkmak için hesap soruyordu. İhanet kabul edilemezdi ve dimdik durmak zamanıydı şimdi. Yeri geldi tankların üzerine yürüdüler, yeri geldi kazmayla kürekle vatanı müdafaa etmek istediler. Silaha gerek yoktu. Üzerlerindeki tişörtler bile kalkan oldu o gece. Kimi darbe girişimine engel olmak için tarladaki mahsulünü ateşe verdi, kimi traktörünü alıp üzerine sürdü hainin. Akıncı hava üstünde gazi olan bir vatandaşımız ihaneti anlamlandıramıyor ve şöyle tarif ediyor. Sen benim kardeşim değil misin? Vurma diyorum işte. Neden hala vuruyorsun? Emekli bir binbaşı oğullarıyla beraber indi meydanlara. Namazlarımızı kılıp evden ayrıldık. O gece biz o meydana şehit olmak için gittik diyordu. Bunu bana neden yapıyorsun? Seni ben doğurdum diyen analar şehit olmak adına indi meydanlara 15 Temmuz'da. Kimse bu toprakların çocuklarını başkalarıyla karıştırmasın diye sesleniyordu bir diğeri. Analar, vatan bizim vatanımız, hainlere karşı durmalıyız dedi. Kol kola verip iş makinelerini kullanarak konu komşuyu meydanlara taşıdı. 15 Temmuz kalkışmasına dair o kadar çok kahramanlık hikayesi vardı ki anlatılacak. 15 Temmuz gecesi verilen mücadelede bir Çanakkale ruhu, bir kurtuluş müdafası ruhu taşıyordu bizim kahramanlarımız. Kardeşi kardeşin karşısına çıkaramazsınız. Bizim askerimiz cesurdur, bizim askerimiz kardeşine silah doğrultmaz diyerek tekbirlerle hainlerin üstesinden geldi. Darbe girişimi karşısında verilen mücadele büyük bir adanmışlık, yeniden bir dirilişin sesi oldu adeta o gece. Bağımsızlığa ve demokrasiye olan inancın, birlik olma bilincinin yeniden hatırlandığı bir diriliş. O kara gecede teröre ve hainlere karşı milletimizi ruhen, bedenen ayakta tutan bu iman gücüydü kuşkusuz. Gün sabaha erene kadar okunan selalar ve yanan kandillerse o karanlık geceyi
fazlasıyla aydınlattı. Yüreğimiz her dakika bomba ve silah sesleriyle yanıp kavrulsa da sera sesleriyle soğudu, feraha kavuştu. Şafak söktü, gün ışıdı ve gece güne kavuştu. Gün ışıdığında kahve tuzak silahlarını bırakarak teslim olmak zorunda kaldı. İmansız paslı yürekler, evet, imanlı olan yürekler karşısında tükendiler, bittiler, mağlup oldular. Bilesiniz ki bu mağlubiyet onlar için ilk olmayacak. Bundan sonra da devam edecek. Yaşanan acılar, yıkımlar, milletin neden yek vücut durması gerektiğini bir kez daha hatırlattı hepimize, her birimize. Türk insanı bir kez daha demokrasiye olan inancını sonuna kadar gösterdi. 7'den 70'e Türk insanı 15 Temmuz gecesi cesaret, basiret ve vakarla ülkesine, demokrasisine sahip çıkarak darbe girişimini engelleyen en büyük güç olmuştur. Türk milleti, vatan, demokrasi ve hürriyet ortak paydasında buluşarak adeta bir demokrasi destanı yazmıştır. Ve bu sayede herkes anlamıştır ki milletin tek savaşı bağımsızlık ve demokrasi içindir. O halde gün bugündür. Canı pahasına da olsa darbelere ve hainlere karşı bu hiç son bulmayacak savaş, milli iradenin tecellisi ve kutlu yürüyüşü olacaktır. Türk milletinin bu kutlu yürüyüşü nasıl ki tarih boyu zalime karşı mazlumdan yana bakış açısıyla devam ede gelmişse, bugün de yarın da aynı devlet geleneği ve şiarla ilelebet devam edecektir. Hem içimizdeki düşmanlara hem de dış tehditlere karşı. Milletle beraber verilecek mücadele ve bu kutlu yürüyüş nesiller boyu devam edecektir. Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna ya Rab, ne güneşler batıyor. Oh.
değerli konuklarımız. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Sayın Binali Yıldırım Beyefendi'yi kürsüyü teşriflerine arz ediyorum efendim. Saygıdeğer Cumhurbaşkanım, muhterem hanımefendi, aziz şehitlerimizin değerli yakınları, çok değerli gazilerimiz, hanımefendiler, beyefendiler, sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. 15 Temmuz şehitlerimizi bugün bir kez daha rahmetle, minnetle, şükranla yad ediyorum. Mekanları cennet olsun. Rabbim hepsinden razı olsun diye dua ediyoruz. Yine bugün burada aramızda olan gazilerimize, hastanelerimizde tedavi görmekte olan gazilerimizde, evlerindeki gazilerimize 15 Temmuz hain darbe girişimi karşısında gösterdikleri muhteşem kahramanlıktan dolayı Türk milleti adına şükranlarımı sunuyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, muhterem hanımefendi, bugün bir kez daha burada milletin evinde şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin huzurunda size teşekkür ediyorum. Başkomutan olarak, Cumhurbaşkanımız olarak dik duruşunuz hainlerin tuzağını bozmuştur. Bu aziz millet sizi her daim koruyacak ve kollayacaktır. Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Değerli kardeşlerim, aziz şehitlerimizin değerli yakınları, hiç kuşkusuz bugün en büyük övgüyü aziz şehitlerimiz hak ediyor. Biliyorum ki aziz şehitlerimizin anaları, babaları, eşleri, çocukları, kardeşleri bugün o kahramanlarla gurur duyuyorsunuz. Millet olarak onlarla gurur duyuyoruz. Sizler ne kadar gurur duyuyorsanız inanın ki bizler de bu büyük milletle en az o kadar gurur duyuyor. 15 Temmuz akşamına kadar o kahramanlar sizin çocuklarınızdı. Şimdi artık tüm o şehitler bizim Türk milletinin çocuklarıdır. Şehitlerimizin anaları, babaları, yakınları, böyle kahramanlar yetiştirdiğiniz için her birinizin ellerinden öpüyorum. Allah sizden razı olsun. Şehitlerimizin değerli eşleri, böyle yiğitlere yol arkadaşı olduğunuz için her birinizi yürekten tebrik ediyorum. Şehitlerimizin sevgili evlatları, nefes alıp verdiğiniz müddetçe gurur duyacağınız bir babaya, bir anaya sahip olduğunuz için alınlarınızdan öpüyorum. Eğer bugün rahat nefes alıp veriyorsak, eğer bugün huzurunuzda rahatça konuşabiliyorsak, eğer bugün bağımsız, özgür, demokratik bir Türkiye'de yaşıyorsak, bu hiç kuşkusuz önce Mevlam, sonra da şehitlerimizin sayesindedir. Şehitlerimizin akan tek damla kanı bile boşa gitmemiştir, gitmeyecektir.
Hepiniz müsterih olun. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmayacağız. Onlara kurşun atan, bomba atan, insanlıktan nasibini almayanların bunu yanına bırakmayacağız. Aziz şehitlerimizin isimlerini de asla ve asla unutmayacağız, unutturmayacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın, sayın hanımefendi, şehitlerimizin her bir yakını bize kutsal bir emanettir. Devlet ve millet kahraman şehitlerimizin yakınlarını, yani kutsal emanetlerinizi ebediyen koruyacak, kollayacak, şehitlerimizin hatırası yaşatılacaktır. Bizim inancımızda şehitler ölüler değildir. Bilakis dirilerdir. Ama bizler hissetmeyiz. Buradan şehitlerimize İstiklal şairimizin o muhteşem dizeleriyle bir kez daha sesleniyorum. Asım'ın nesli diyordum ya, nesilmiş gerçek işte. Çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek. Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi. Bedrin aslanları ancak bu kadar şanlıydı. Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın? Gömelim gel seni tarihe desem sığmazsın. O demir çemberi göğsünde kırıp parçaladın. Sen ki ruhunla beraber gezer ecramı adın. Sen ki asra gömülsen taşacaksın heyhat. Sana gelmez bu ufuklar. Seni almaz bu cihat. Ey şehit oğlu şehit. İsteme benden makber. Sana avuşunu açmış duruyor peygamber. Rabbim tüm şehitlerimizden razı olsun. Rabbim bizi şehitlerimizin şahitliğine mazhar eylesin. Sevgili gazi kardeşlerim, gazilerimizin değerli yakınları, 15 Temmuz gecesi yazdığınız kahramanlık destanını asla ve asla bu millet unutmayacak. Tankın ve silahların önünde dikilen gençlerimizi, kadınlarımızı kurşuna aldırmadan asker kılığı içerisindeki o canilerin önünde anıtlaşan kadınlarımızı tankın altında ezen ama arkasındakilerin ezilmesini engelleyen yiğitlerimizi bu millet asla unutmayacak. Gölbaşı Özel Harekat, Türksat, Kazan'da, Akıncılar'da, Genelkurmay önünde, Külliye önünde, Vatan Caddesi'nde, Şehitler Köprüsü'nde, Türkiye'nin her köşesinde Cumhurbaşkanımızın inin meydanlara çağrısına uyarak ölümü kendi içinde öldüren kahramanları bu millet asla unutmayacak. Bazı gazilerimizin yaraları ağır. Bazı gazilerimiz Allah'a şükür iyileştiler ve bugün burada yanımızdalar. O kurşun yaralarını, o tank yaralarını, o protezleri asla gizlemeyin. Onlar sizin şeref madalyanızdır. Onlar sizin gururunuzdur. Sizler de bu milletin gururusunuz. Nefes alıp verdiğiniz müddetçe siz gazilerimiz de, sizlerin yakınları da bu ülkeye, bu millete en kutsal emanetsiniz. Sizi asla ve asla yalnız bırakmayacağız. Aziz milletim, değerli kardeşlerim, Cumhurbaşkanımızın, Başkomutanımızın önderliğinde hükümetimizin ve aziz milletimizin kararlı ve dik duruşuyla
alçak darbe girişimi püskürtülmüştür. Hakkın ve halkın gücü tankın gücünü yenmiştir. Anayasa, yasalar, hukuk şüphesiz işleyecektir. Hayat normale dönmüştür. Ancak demokrasi nöbeti aynen devam etmektedir. Yüksek Askeri Şura çalışmalarını tamamladık. Türk Silahlı Kuvvetler içerisindeki asker kılığının da girmiş FETÖ terör örgütleri unsurlarını temizledik. Daha da güçleneceğiz. Daha da güçlenerek ordumuz ülkemizin güvenliği için gereken çalışmaları yapacak. Sayın Cumhurbaşkanım, değerli vatandaşlarım, yaptığımız ve yapacağımız reformlarla Türkiye'yi hızlı bir şekilde toparlayacağız ve 2023 hedeflerine kararlı bir şekilde emin adımlarla ilerleyeceğiz. Şunu özellikle ifade etmek istiyorum ki Kürtle Türk'ün arasına giren teröristler tek tek temizlenecek. Sünni ile Alev arasına giren tarihçiler tek tek temizlenecek. Ülkeyi kutuplaştıran, gerginleştiren, ülkeyi kamplaştırmaya çalışanları tek tek ayıklayacağız. Darbenin başarısız olmasıyla hayal kırıklığı yaşayanların ne dediği bizim umrumuzda değil. Bu devlet, bu millet her zaman destan yazmıştır. Her zaman tarih yazdırmıştır. Tarih yazmaya dünyayı, Türkiye'yi, geleceği şekillendirmeye devam edeceğiz. Dost ile düşmanı ayırt edeceğimiz günlerden geçiyoruz. Mısır'a, Suriye yaptıklarını Türkiye'de yapmak isteyenlere geçit vermedik, geçit vermeyeceğiz. Darbecilere arka çıkanlar, darbecilere göz kırpanlar darbeciler kadar alçaktır. Haine, hoşgörü gösteren haindir. Biz aziz şehitlerimizin yolundan gitmeye devam edeceğiz. 79 milyon barış, kardeşlik, dayanışma içinde, özgürlük ve bağımsızlık içinde geleceğe emin adımlarla ilerleyeceğiz. Bu yolda hiçbir engel tanımıyoruz. Hiçbir engele de asla hoşgörüyle yaklaşmıyoruz. Dostluğumuz değerli, öfkemiz şiddetlidir. Bize dost elini uzatanların elini sıkarız. Ama bize maşa uzatanların maşasını da, o maşayı tutanın da elini kırarız. Saygıdeğer Cumhurbaşkanım, muhterem hanımefendi, bugün bu anlamlı gecede milletin evinde Beştepe Kültür ve Kongre Merkezi'nin de açılışını yapıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Faaliyete geçirdiği andan itibaren milletle devleti buluşturan bu külliye 15 Temmuz'da millet tarafından şefkatle kucaklanmıştır. İnanıyorum ki bu külliye var olduğu sürece millet tarafından korunacaktır. Külliyesine, başkomutanına, cumhurbaşkanına, hükümetine, milletine sahip çıkan bu kahramanları bir kez daha tebrik ediyor, şükranlarımı sunuyorum. Bu duygularla bugün bizleri buluşturan Mevlam'a şükrediyor, hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Şehitlerimize tekrar Allah'tan rahmet, gazilerimize hayırlı uzun ömürler diliyorum. Saygılarımla. Saygıdeğer konuklar, kayıtlarımıza sonradan giren aziz şehidimiz Ramazan Meşe'yi rahmetle, minnetle anıyoruz. Bağışlayın efendim.
Şimdi yine konuşmalarını yapmak üzere Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın İsmail Kahraman Beyefendi'yi kürsüyü teşriflerine arz ediyorum efendim. Muhterem Cumhurbaşkanım, saygıdeğer hanımefendi, 15 Temmuz şehit ve gazilerin bu saygı gecesine katılan değerli davetliler, hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Şehrimize rahmetler diliyorum. Cenab-ı Hak cennetinde haşur cemelesin. Hepimize, ailemize, ailelerine sabırlar versin. Başımız sağ olsun. Gazilerimize şifalar niyaz ediyorum. Tez zamanda bağrımıza hançer saplanmak istendi. Ve bir darbe teşebbüsü yaşadık. Milletimiz darbeyi yendi. Darbe muvaffak olamadı, hakim kaldı. Bunda değerli Cumhurbaşkanımızın meydanlara büyük rol oynadı, en ön safta yer aldı, en önemli sebep oldu. Bugün Azerbaycan'dan bir misafirimiz geldi. Profesör Asaf Hacıyev, KEİPA Başkanı, bana şöyle söyledi. Cumhurbaşkanımızı gördüğünüzde lütfen benim bu beyanımı yapın dedi, söyleyin dedi, ifade edin dedi. Ben de hazırında ifade etmek istiyorum. Tarihte iki tane Mehmet Fatih var dedi. Birisi atına bindi, İstanbul'u aldı, İstanbul'u fethetti. İkinci Fatih Recep Tayyip Erdoğan'dır. Uçağına bindi, meydana indi ve darbeyi önledi. Çok üzüntü verici bir gün yaşadık. Bir gece yaşadık. Bir olayın içinden geçtik. 7 yaşında bir çocuk annesine şunu soruyor. Televizyona bakarken. Anne, asker mi Türk, polis mi Türk? İkisi birbiriyle vuruşuyor. Hangisi bunların Türk? Ey bunu söyletenler, bunun söylenmesine vesile olanlar, sizlere lanet olsun. Tarih bu yanlışlıklarını, bu hainliklerini affetmeyecek. Ama bu büyük ve necip millet dik durmaya, ileriye gitmeye yine devam edecek. Biz inanmış insanlar olarak iki dünyaya inanırız. Bir fani alem, bir de baki alem. Mezardakiler bir ceset, ruhlar dışarıda. Bütün şehitlerimiz burada. Ruhları burada. Onlar ecelleri geldi ve öldüler ama çok büyük bir rütbe sahip oldular, şehit oldular. Demin değerli başbakanımızın ifade ettiği gibi ne diyor Akif'imiz? Ey şehit oğlu şehit, isteme benden makber, sana ağuşunu açmış, duruyor peygamber. Biz şehitlerimizi verdik ama ülkemiz bundan sonra inşallah darbeye uğramayacak. Zira bu 15 Temmuz hadisesi Cumhurbaşkanımızın meydanlara daveti neticesinde öyle silahı eline alan ben darbe yaptım diyemeyecek. Zira karşısında halk var ve halk dur diyecek. Bunu dedi.
bir bildiri hazırla, televizyona geç, oku ve darbe yaptım de. Bitti. Ne istiyorsunuz Türkiye'den? Ne zaman zıplayacaksak önümüzü hemen kesmek istiyorlar. Buna mani olunacak inşallah bütün milletçe. Millet bir araya geldi, tek yumruk oldu ve diktayı, darbeyi yendi. Bütün emek verenlerden Allah razı olsun. Hepsine hürmetlerimizi sunuyoruz. Milletin meclisi milleti temsil ediyor. Ve milletin meclisi hadiseyi duyar duymaz derhal açıldı. Ve müzakerelerine devam etti. Bir bütün halinde devam etti. Işığını söndürmedi. Kaptanlar gemilerini terk etmedi. Gemisinde kaldı. Cumhurbaşkanımızdan halkımıza kadar bir bütün olarak bir yekun olduk, bir büyük bilek olduk ve darbenin üstüne indik. Asker elbisesi giyip silahlı kuvvetlerimizi lekelemek isteyenler, bunlar asker elbisesi giyen teröristlerdir. Bizim silahlı kuvvetlerimiz bir peygamber ocağıdır ve ona leke gelmemesi lazımdır, gelmeyecektir. Düşmanları yanlış göstermek, yanlış düşmanlar ortaya koymak, böyle algılar meydana getirmek elbette ki bir oyundur ama milletimiz, devletimiz bu oyuna gelmeyecektir. Bu olayın, bu elim olayın, bu birkaç hainin tezgahladığı olayın suçluları elbette ki cezalandırılacaktır. Demin değerli başbakanımız bunu burada ifade ettiler. Bir daha böyle günleri milletimiz yaşamasın. Cenab-ı Hak milletimizi, devletimizi böyle badirelerden korusun ve kurtarsın. Ben de bir şiirle tamamlayayım konuşmamı. Kırılır da bir gün bütün dişliler, gökler bir el yaşlı gözleri siler. Şenlenir evimiz, barkımız bizim. Yokuşlar kaybolur, çıkarız düze. Kavuşuruz, sonu gelmez gündüze. Sapan taşlarının yanında füze, başka alemlerle farkımız bizim. Kurtulur dil, tarih, ahlak ve iman. Görürler nasılmış, neymiş kahraman. Yer ve gök su vermem dediği zaman her tarlayı sular, arkımız bizim. Gideriz. Nur yolu izde gideriz. Taş bağırda sular dizde gideriz. Kalır dudaklarda şarkımız bizim. Cenab-ı Hak gani gani rahmetler ihsan eylesin. Başımız sağ olsun. Yaralılarımız tez zamanda şifa bulsun inşallah. Hepinize tekrar saygılarımı sunuyorum. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerimize olsun. Evet, değerli konuklar, pek değerli hazirun, şimdi de konuşmalarını yapmak üzere Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi kürsüyü teşriflerini arz ederim efendim. Bismillahirrahmanirrahim.
Aziz milletim, sevgili kardeşlerim, değerli misafirler, hanımefendiler, beyefendiler, sizleri en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Öncelikle açılışını yaptığımız Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nin tüm milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Cumhurbaşkanlığı Külliyemizin önemli bir parçası olan bu eserin açılışını böylesine önemli ve anlamlı bir dönemde çok kıymetli misafirlerimizle yapmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Aramızda 15 Temmuz şehitlerinin yakınları ve 15 Temmuz gazilerimiz var. Kendilerine hoş geldiniz diyorum. Değerli kardeşlerim, 15 Temmuz gecesi 170'i sivil, 62'si polis ve 5'i de asker olmak üzere 237 şehit verdik. Bugün saat 19 itibariyle yaralı sayımız 2191. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına, milletimize başsağlığı diliyorum. Biliyorsunuz bizim dinimizde şehitlik peygamberlikten sonra en yüksek makam. Hani Arif Nihat Asya diyor ya, şehitler tepesi boş değil, biri var bekliyor ve bir göğüs nefes almak için rüzgar bekliyor. Türbesi yakışmış bu kutlu tepeye. Yattığı toprak belli, tuttuğu bayrak belli. Kim demiş meçhul asker diye? Destanını yapmış, kasideye kanmış. Bir el ki ahiretten uzanmış. Edeple gelip birer birer öpsün diye faniler. Öpelim temizse dudaklarımız. Fakat basmasın toprağa temiz değilse ayaklarımız. Söyledi söyleyenler demin, gel süngülü yiğit alkışlasınlar. Şimdi sen söyle, söz senin. Şehitler tepesi boş değil. Toprağını kahramanlar bekliyor. Ve bir bayrak dalgalanmak için rüzgar bekliyor. Evet, bu ülkede Şehitler Tepesi hiçbir zaman boş kalmadı, kalmıyor. Ve bizim şehitlerimizin yattıkları toprak belli. Tuttukları bayrak belli. Yüreklerindeki iman belli. Dillerindeki kelime-i şehadet, kelime-i tevhid belli. Peki onları şehit edenlerin neyi belli? Sadece ihanetleri. Şehitlerimizin hiçbiri bizim için meçhul değil. Bilakis onların her biri milletimizin malumudur ve ebediyen malumu olarak kalacak. İşte
şehitlerimizin aziz hatıralarını yaşatmak üzere Boğaziçi Köprüsü'nün adını 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Meclisin ve Genel Kurmay'ın bulunduğu kavşağın adını 15 Temmuz Şehitler Meydanı, Kızılay Meydanı'nın adını da 15 Temmuz Kızılay Demokrasi Meydanı olarak değiştirdik. Şimdi de 237 şehidimizin her birinin adını aynen Çanakkale şehitlerinde olduğu gibi evet anıtlaştıracağız. İnşallah kurumlarımızla anıtlaştıracağız. İnşallah aynı zamanda İstanbul'da Boğaz Köprüsü'nden çıkar çıkmaz Anadolu yakasındaki tepe noktada orada anıtlaştıracağız. Ankara'da hemen külliyemizin karşısında orada anıtlaştıracağız ve okullarımıza isimlerini vermek suretiyle anıtlaştıracağız ve kalıcı kılacağız. Şehit yakınlarımıza terörle mücadele kanunundaki tüm hakları aynen tanıyoruz. Ülkesi ve milleti için canını ortaya koyan bu kardeşlerimizin emanetlerine sahip çıkmak bizim namus borcumuzdur. Devletin sağlayacağı imkanların yanında milletimiz de şehitlerimiz için kampanyalar yapıyor, desteğini ortaya koyuyor. Şu anda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız şehit ve gazilerimiz noktasında biliyorsunuz kampanyasını başlattı ve gerek ziraat, halk, vakıf, bunun yanında ziraat katılım ve vakıf katılımda açılan hesaplarda da şu anda tüm hayırseverlerimizin yardımları toplanıyor. Değerli kardeşlerim, aynı gece çok büyük bir bölümü Ankara ve İstanbul'da olmak üzere bütün bu polis ve asker yaralılarımızla evet ne yazık ki haince bu alçaklar bu saldırılarını yaptılar. Bakınız hemen şuracıkta. Önce jandarma ile külliye arasındaki kavşağı düşünebiliyor musunuz? Uçakla bombaladılar. Yetmedi. Hemen arkasından tam camimizin önünde orayı bombaladılar ve orada 5 şehit verdik. Kardeşlerim, bunu ancak kafir yapar. Bunu ben Müslümanım, ben Türk'üm diyen birisi yapabilir mi? Bunların bu milletle alakası yok. Bunlar benim askerimin içerisine nasıl sızmış? Bunlar benim polisimin içerisine nasıl sızmış? Bunlar bizim devlet kurumlarımızın içerisine nasıl sızmış? Şimdi birileri bize akıl veriyor. Batı'dan geçmiş olsun. Ama ardından bir şey daha söylüyor. Fakat bu attıklarınız sebebiyle, bu açığa alınanlar sebebiyle endişeliyiz diyorlar. Siz işinize bakın ya. Siz işinize bakın. Benim ülkemde darbe olacak ve benim ülkemde 237 şehidim
2191 yaralım olacak. Bir tane kalkıp taziyede bulunacak. Ardından 9 tane nasihat vereceksin. O aklı kendine sakla. Kendine sakla. Bir terör eyleminde 5 kişi 10 kişi öldüğü zaman dünyayı ayağa kaldırıyorsunuz. Öyle mi? Burada Türkiye Cumhuriyeti Devleti gibi demokratik parlamenter sisteme sahip çıkmış, %52 ile seçilmiş bir cumhurbaşkanı, %50 ile hükümet eden bir iktidar var, bunlara karşı bir darbe yapılıyor. Siz bu hükümetin, bu devletin yanında yer alacağınıza kalkıp darbecilerin yanında yer alıyorsunuz. Şu ana kadar ne Avrupa Birliği'nden, ne Avrupa Konseyi'nden, ne Batı'dan kalkıp da buraya taziye için gelen bir kişi yok. Ve utanmadan, sıkılmadan kalkıp bu tür şeyleri söyleme, evet, zilletinde bulunuyorlar. Ondan sonra da ne diyorlar? Erdoğan çok sinirli. Çok asabi. Kardeşlerim, az önce bir şey söylediniz. Şunu unutmayın. Biz sadece ve sadece rükuda Allah'ın huzurunda eğiliriz. Biz kula kula olmadık. Olmayacağız. Onu FETÖ'cüler düşünsün. Onlar kula kul. Onlar öyle konuşuyor. O bize diyor şah damarından daha yakın. Zavallılar. Cahiller. Bize şah damarından daha yakın olan sadece ve sadece Allah'ımızdır. Başka yok. Ve biz Allah'ımıza kulluk ederiz. Sağ ol. Aynen öyle. Merhamet etmeyene merhamet olunmaz. Benim gözümde 15 Temmuz gecesi sokağa dökülerek ülkesine, milletine, istiklaline ve istikbaline sahip çıkan her bir kardeşim gazidir. Hepimizin gazası mübarek olsun. Parlamentomuzun o gece anında açılması, Sayın Başkanımızın orada grubuyla bir araya gelmesi bana o anda şunu hatırlattı. Yeniden bir istiklal mücadelesini yaşıyoruz ve yeniden bir istikbal mücadelesini veriyoruz. Bunu yaşar. Biz ne mutlu, ne kutlu bir milletiz ya. Dünyada sizin emsaliniz yok. Sizin eşiniz yok. Şehitlerimiz, gazilerimiz ve canları pahasına tankların, silahların, bombaların karşısına dikilen tüm vatandaşlarımız 15 Temmuz'da yazdıkları destanla Türkiye'nin önünde yeni bir dönem başlatmışlardır. Ben hanım kardeşlerimi, Nine Hatunlarımızı kutluyorum.
tankların karşısına dikilip, tankların karşısına dikilip orada şehit olan hanım kardeşlerimi kutluyorum. Ve dik durup yılmayan hanım kardeşlerimi kutluyorum. Bunun yanında tankın altında, evet, şehit olma azmiyle olup ama şehit olmayan fakat o yiğitliği gösteren gencimizi kutluyorum. Tank paletlerinin altına girenleri kutluyorum. Bu arada tabii ki şehit olanları benim kutlamak haddime mi? Çünkü onu Rabbim kutlamış. Sevgili peygamberim kutlamış. Ona avuçunu açmış. O sevgili peygamberimize komşu oluyor. Müjdesini erkenden almış. Ben şehitlerimizi kıskanıyorum. Rabbim bizleri onlarla birlikte haşretsin. 15 Temmuz gecesi ülkemizin her köşesinde, sokaklarda, her siyasi anlayıştan, her meşrepten, her dünya görüşünden insanlarımız vardı. O geceden beri Türkiye, gerektiğinde tüm farklılıklarının üzerine çıkarak hürriyetini ve geleceğini sahiplenme iradesine sahip olduğunu dost düşman herkese gösterdi. Öyle ki ülkemiz hakkında yapılan olumsuz hesapların tamamı 15 Temmuz'da geçerliliğini yitirdi. O gece yaşanan ve pek azı kameralara, objektiflere yansıyan manzaraların her biri Türkiye'nin ekonomik, siyasi, sosyal, terör yoluyla diz çökmesini bekleyenlerin kafasına birer balyoz gibi indi. Bir süredir ülkemize farklı niyetlerle bakanlar sandılar ki toplumun içindeki görüş farklılıklarını, fay hatlarını eğer derinleştirirsek Türkiye'yi tedip edebiliriz. Sandılar ki PKK'sından DAEŞ'ine kadar dünyanın en eli kanlı, en vahşi terör örgütlerini üzerine salarsak bu ülkeyi sindirebiliriz. Sandılar ki FETÖ mensubu üniformalı teröristleri uçaklarıyla, tanklarıyla, toplarıyla sokağa çıkarttığımızda bu milleti teslim alabiliriz. Halbuki Rabbim ne diyor? Onlar tuzak kurdular. Allah da tuzak kurdu. Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır. Bu böyle bilinmelidir. On beş Temmuz gecesi millet olarak Allah'ın izniyle bize tuzak kuranların tuzaklarını başlarına geçirdik. 81 vilayeti ve 79 milyon vatandaşıyla tüm Türkiye bir ve beraber olarak 40 yıllık hazırlığı, 40 yıllık birikimi, 40 yıllık sinsi hesabı 20 saate kalmadan yer ile eksan etti. Kardeşlerim, FETÖ terör örgütünün mazisi 40 yıl. 40 yıldır bunlar işte bugüne ulaşmak için çalıştılar. Şimdi hesap tersine döndü. Ama iş bitti mi? Hayır, iş bitmedi. Yapacağımız daha çok şey var. Hep söylüyorum. Bunlar kanser virüsü gibi. Vücudu metastaz yaptı. Şimdi bu virüs kazanıyor, kazınıyor. Bu tamamen kazınarak temizlenmesi, vücudun bundan arınması lazım. Bazıları diyor, 10 bin kişi attınız, 20 bin kişi attınız.
On binlerce kim varsa temizleyeceğiz. Temizleyeceğiz. Neden? Ne demek neden? Çünkü bunlara eğer bu ülke kalacak olursa işte ne yapacaklar ortada. Benim pırıl pırıl tertemiz insanıma o verdiğimiz vergilerle aldığımız uçaklarla bomba yağdıranların bu ülkenin kurumlarında kalması mümkün değil. Bunları temizlememiz lazım. Değerli kardeşlerim, şu gerçeği herkesin çok iyi gördüğüne inanıyorum. 15 Temmuz darbe girişimi ülkemizdeki diğer tüm darbelerden farklı olarak sadece hükümeti devirmeyi, yönetimi ele geçirmeyi değil, aynı zamanda toplumu da ele geçirmeyi hedefliyordu. Şayet bu darbe başarılı olsaydı ülkemizdeki istisnasız herkes için 16 Temmuz'la birlikte bambaşka bir hayat başlayacaktı. Bu ihanet çetesinin mensubu olmayan, iradesini Pensilvanya'daki çete başına teslim etmeyen hiç kimse bu ülkede hayatını sürdürme, geleceğini inşa etme imkanına sahip olamayacaktır. Milletimiz işte bu büyük tehlikeyi, bu tehdidi gördüğü için AK Partilisiyle, CHP'lisiyle, MHP'lisiyle, diğer partilere gönül veren insanlarıyla darbe girişimine karşı çıktı, devletinin ve yöneticilerinin yanında yer aldı. Bu uyanış günlük siyasi çekişmelerin, polemiklerin, rekabetin ötesinde ve üzerinde bir birlikteliği, dayanışmayı, bütünleşmeyi beraberinde getirdi. Hamdolsun milletimiz söz konusu vatan olduğunda diğer her şeyi teferruat haline getiren bir şuuru ortaya koydu. Bu manzaranın Cumhurbaşkanı olarak şahsıma, Sayın Başbakan'a, siyasi partilerimizin liderlerine verdiği mesajın gayet iyi farkındayız. AK Parti, CHP ve MHP Genel Başkanları 25 Temmuz 2016 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelerek hem darbe girişimi karşısındaki sağlam duruşlarını teyit etmişler, hem de Türkiye'nin önümüzdeki dönemine ilişkin güçlü mesajlar vermişlerdir. Bu sorumlu ve dirayetli tutumları sebebiyle siyasi parti genel başkanlarımıza bir kez daha şahsım ve milletim adına teşekkürlerimi ifade ediyorum. ...15 Temmuz darbesini destekleyen tek bir siyasi partimizin, tek bir siyasi parti genel başkanımızın, tek bir vatandaş grubumuzun olmaması geleceğimize güvenle bakmamız konusunda bize ümit veriyor. Benim gözümde 15 Temmuz gecesi Çanakkale'de ve İstiklal Harbi'nde sergilediğimiz birlik ve beraberliğin günümüzdeki tezahürüdür. Bu manzarayı görüp de hala ülkesinden, milletinden, 2023 hedeflerimizden, geleceğinden şüphe duyan varsa inanın bana ben de onun aklından ve izanından endişe ederim. Bugün Türkiye'nin yolu 15 Temmuz sabahı olduğundan daha açıktır. Daha aydınlıktır. Daha berraktır. Çünkü özellikle son 3 yılda ardı ardına yaşadığımız pek çok olayın şifresi 15 Temmuz'da en vasat zihinlerin bile anlayabileceği şekilde çözülmüş, eskilerin deyimiyle takke düşmüş, kel görünmüştür. Geldiğimiz noktada eskiden şunu dedik, bunu söyledik demenin anlamı ve gereği yoktur. Bundan sonra önümüze bakma zamanıdır. 15 Temmuz'u
devlet ve millet olarak bir milat haline dönüştüremezsek yazıklar olsun bize. Bir milat olarak ben bu vesileyle şu ana kadar şahsıma her türlü saygısızlığı, hakareti yapanları bir kereye mahsus olarak davalarımı çekiyorum ve affediyorum. Zira asıl bu imkanı doğru değerlendiremezsek millet bizim yakamıza yapışma hakkına sahip olur diye düşünüyorum. Onun için siyasetçiler başta olmak üzere toplumun tüm kesimlerinin ülkemizin önündeki bu gerçeğe, bu hassas duruma uygun şekilde davranacaklarına inanıyorum. Değerli kardeşlerim, darbecilerden, onların iç ve dış destekçilerinden hesap sorarken elbette intikam değil, adalet peşinde olacağız. Bununla birlikte FETÖ, PKK, DAEŞ, DHKPC, bunun yanında YPG, yani ülkemizin ve milletimizin bekası için tehdit oluşturan tüm terör örgütlerinin başını ezmekte de en küçük bir tereddüt göstermeyeceğiz. Değerli kardeşlerim, düşman tek değil. Düşman çok. Ne olursa olsun. Öyle diyor üstad. Ey düşmanım, sen benim ifadem ve hızımsın. Gündüz geceye muhtaç, bana da sen lazımsın. Böyle gideceğiz. Durmayacağız. Onun için Türk Silahlı Kuvvetlerimizin işte bu malum yapının dışında o vatanına, milletine sahip çıkan kardeşlerimle, polis teşkilatımızın, emniyet teşkilatımızın, aynen o takımın dışındaki polislerimizle, tüm korucularımızla birlikte bu bölücü terör örgütüne karşı dört bir yanında ülkemizin mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğiz. Çünkü bu ülkenin huzuruna kastetmeye kimsenin hakkı yok. Bu milletin refahına kastetmeye kimsenin hakkı yok. Biz bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Bizim şeyimiz bu. Türkiye bir hukuk devletidir. Dikkat ederseniz darbe girişimi sürecinde dahi hukuktan en küçük bir taviz vermedik. Attığımız her adım, aldığımız her karar, hayata geçirdiğimiz her uygulama anayasaya, kanunlara uygundur. Meclisimizde, Milli Güvenlik Kurulumuzda, Bakanlar Kurulumuzda, bakanlarımız bakanlıklarımızda, tüm kurumlarımızda çalışmalarımızı hukuk sınırları içerisinde yürütüyoruz. Yaşanan olağanüstü dönemden kaynaklanan eksikler, hatalar olursa onlar için de hukuk yolu açıktır. Açık kalmaya devam edecektir. Ama adaleti tesis etmek de boynumuzun borcudur. İşte ne diyor herkes? İdam, idam, idam diyor. Burası demokratik, parlamenter bir sistemle yönetilen bir demokrasi, bir hukuk devleti. Öyleyse burada hükümetin yapacağı bir şey var. Nedir? Bunun yolu bu talebi alır parlamentoya taşır ve parlamento bunu tartışır. Bu yolda verilen karara da herkes uyar. Az önce o yaralı kardeşim en güzel şekilde reçeteyi açıkladı. Ne dedi? Dedi ki eğer bu konuda
hükümetimiz sıkıntıya düşmeyecekse parlamento idamın dışında verilebilecek en ağır ceza neyse onun kararını alsın diyor. O zaten var. Orada problem yok. Ama diğeri de yine milletimizin talebidir ve bu talep de parlamentoya gelir ve parlamento bunu müzakere eder, ona göre de adımını atar. Kimse de niye bu adımı attın deme hakkına sahip değildir. Bugün dünyanın büyük bir çoğunluğunda bu var mı? Var. Türkiye'de de bu müzakere edilir, tartışılır, adım ona göre atılır. Mevlana Hazretleri'nin ifadesiyle bir şeyi yerli yerine koymak adaleti böyle tanımlıyor. Bir şeyi olmaması gereken yere koymak. İşte bütün bunlar zulümden de biliyorsunuz ağırdır. Onun için de bundan kaçınacağız. Olması gereken yere koyarak adaleti, olmaması gereken yerden de kaçınarak, evet, zulümden çekineceğiz. Milletimizin 15 Temmuz gecesi sergilediği birliğe, beraberliğe, dayanışmaya, kardeşliğe uygun şekilde hedeflerimizi sürekli büyüterek, adımlarımızı sıklaştırarak yolumuza devam edeceğiz. Değerli kardeşlerim, sadece Fethullahçı terör örgütüyle değil, diğer terör örgütleriyle ve onların arkalarındaki güçlerle olan mücadelemizi daha güçlü, daha etkin bir şekilde sürdüreceğiz. Ülkemizde oynanmak istenen oyunu bir kez daha bozduk. Bundan sonra inşallah Suriye'de oynanan oyunu da bozacağız. Irak'ta oynanan oyunu da bozacağız. Libya'da oynanan oyunu da bozacağız. Orta Doğu'da, Kuzey Afrika'da, dünyanın her yerinde mazlumların ve mağdurların acısı, gözyaşı, kaybetmesi pahasına oynanan oyunları bozacağız. Kardeşlerim, bunların hiçbiri ülkemizde yaşananlardan bağımsız değildir. Hepsi aynı senaryonun farklı sahnelerinden ibarettir. İşte 15 Temmuz gecesi sadece Ankara'da, İstanbul'da değil, dünyanın farklı bölgelerindeki pek çok şehirde yüz milyonlarca insanın kalbi, biliyorsunuz değil mi, bizim için atıyordu. Türkiye için atıyordu. Elleri bizim için semaya kalkıyordu. Aman ya Rabbi, o ne güzellikti. Bu millet dünyada farklı bir yere oturdu. Her yerden size selamlar var, dualar var. Bu insanlar Türkiye'deki mücadelenin 79 milyonla birlikte kendi istiklal ve istikbal mücadeleleri olduğunu biliyordu. Ülkemize husumet besleyenler, teröristlerini üzerimize salanlar kendilerini dev aynasında görebilirler. Ama bu milletin arkasında çok daha büyük bir güç, çok daha büyük bir destek var. O da mazlumların duasıdır. Kardeşlerim, değerli kardeşlerim, şunu unutmayın. Akif çok güzel ifade ediyor. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam taşarım. Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar. Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. Ulusun, korkma, nasıl böyle bir imanı boğar? Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Arkadaş, yurdumu alçaklara uğratma, sakın. Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın. Siper ettiniz ve hayasızca akın durdu. Doğacaktır sana vaat ettiği günler akın. Kim bilir, belki yarın
belki yarından da yakın. İşte bunu yazdınız. Bunu yazdım. Aynen İstiklal Marşı'nda olduğu gibi. Biz Hakk'ın vaat ettiği günlerin yakın olduğuna inanıyoruz. Bu şekilde dimdik yolumuza devam ediyoruz. Kardeşlerim, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında ve sonrasında dünyada aslında zaten bildiğimiz ama bu derece açık olarak ifade edilebileceğine ihtimal vermediğimiz pek çok tavra şahit olduk. Dostlarımızın samimi desteğini bir kenara koyarak söylüyorum. Pek çok devletin, pek çok devlet yetkilisinin ülkemizdeki darbe girişimi karşısındaki tavrı demokrasi adına bir utanç belgesidir. Vatandaşlarımızın asker elbisesi giymiş teröristlerin tanklarının paletleri altında ezilmesi, silahlarıyla vurulması, helikopterleriyle taranması, uçaklarıyla bombalanması maalesef bunların dikkatini çekmedi. Buna karşılık darbecilerle çok yakından alakadar oldular. Darbe girişimine karşı aldığımız olağanüstü hal kararı onları birden çok endişelendirdi. Yahu benzer şeyler Amerika'da yok mu? Fransa'da yok mu? Almanya'da yok mu? Birçok yerde var. Benzer şeyler var. Ama hiçbirisinde bizim gibi yaşanan bir darbe girişimi yok. Alçakça katledilen 237 vatandaşımıza başsağlığı, yaralanan 2191 insanımıza şifa dilemeyenler, darbecilerin kötü muamele görme ihtimali karşısında adeta teyakkuza geçmişler. Açık konuşuyorum. Darbecilerin akıbetlerinden endişe ettikleri kadar Türkiye'nin demokrasisinden, milletimizin hayat hakkından, geleceğinden endişe duymayan hiçbir ülke, hiçbir ülke lideri bizim dostumuz değildir, bunu böyle bilsinler. Bunu böyle bilsinler. Bu ülkelerle diplomatik ilişkilerimiz mutlaka devam edecektir. Ama onların kalbimizde yeri asla yoktur ve farklıdır. 15 Temmuz'da yaşadığımız olayın terör saldırısı ve darbe girişimi boyutlarının yanında bir işgal hamlesi olduğunu elbette biliyoruz. Bugün bir komutanımız öyle dedi. Akıncı meydanını mürtet olarak çevirelim dedi. Biz zaten onu aramızda müzakereye başladık. Geçmiş öyle zaten. Orası mürtet. Yani kendi devletine, kendi ordusuna ihanet edip, yani irtidat edenlerin Timur'un tarafına geçenler sebebiyle oraya mürtet adı konmuş. Dönekler. İşte şimdi de dönekler. Hatırlamamız lazım. O meşhur günden beri uluslararası medyayı takip edenler, Türkiye'nin terör, darbe ve işgal girişimleri karşısındaki sağlam duruşunu hazmedemeyenlerin hezeyanlarına, ikiyüzlülüklerine ilişkin sayısız örnek göreceklerdir. İsterdim ki demokrasiden, demokratik parlamenter sistemlerden bahsedenler önce gelsinler de bizim parlamento binamızı bir gezsinler. Zerre kadar demokrasi inançları varsa gelsin burayı bir görsünler. Ama gelmediler. Bunların içinde darbe girişiminde bulunanları önce niçin şahsımı öldürmedikleri için eleştirecek, onlara akıldanelik yapacak kadar niyetlerini açık edenler de oldu. Açık açık söylediler. Yanlış yaptınız. Önce Erdoğan'ı öldürmeliydiniz dediler. Bu kadar ileri gidenler de oldu. Ya bizim derdimiz zaten o değil ki. Biz kefenimizi giyerek yola çıktık zaten. Bizim bu noktada herhangi bir gayemiz yok.
Az önce de söyledim. Şehitlerimizi kıskanıyorum dedim. Çünkü o makam herkese layık olmaz. Herkese nasip olmaz. Onun için özellikle batılı ülke liderlerinin yaşadıklarımız için üzüntülerini belirtmekten ziyade bundan sonraki süreç için endişelerini ifade etmeleri gerçekten ibret vericidir. Türkiye'nin yaşadığı tehlikeyle mukayese edilemeyecek tehditler karşısında olağanüstü önlemler alanlara tam destek verenler, darbe girişimine rağmen ülkemizi eleştirerek samimiyetsizliklerini ortaya koyuyorlar. İşte Avusturya, işte Almanya. Oralarda miting yapmak isteyen, yürüyüş yapmak isteyen bizim vatandaşlarımız, ama onların da vatandaşı, çifte vatandaş, onlara müsaade etmiyorlar. Evlerde Türk bayrağı asmalarını yasaklayacak kadar bunlar bu şekilde demokratlar. Karşılaştığımız bu tablo karşısında şaşırdık mı? Hayır. Peki üzüldük mü? Evet. İnsanız. Her şeye rağmen birazcık hakkaniyet, birazcık empati beklemekten kendimizi alıkoyamıyoruz. 15 Temmuz'da gördük ki kimseden ne hakkaniyet, ne yardım, ne destek, ne anlayış bekleyemeyiz. İşte 3 milyon mülteci ülkemizde var mı? Var. Peki bunun için dünyadan bize gelen bir destek var mı? Yok. Sadece konuşuyorlar. Sadece söz yapıyorlar. Ama biz şu anda STK'lar ve milli bütçemizden yaptığımız yatırımlarla neredeyse 20 milyar doları aştık yaptığımız yatırımlarla. Fakat biz dünya elini uzatacak diye bu adımları atmadık. Ya dedik ki bizim medeniyetimizde ensarlık farklı bir şey. Biz ensarız ve muhacirlere elimizi açtık, göğsümüzü açtık ve onları ülkemizde ağırlıyoruz. Ne yapacaksak kendimiz yapacağız. İşte bunun için uzun süredir yerli ve milli vurgusu yapıyorum. Bunun için kendi göbeğimizi kendimiz kesmemiz lazım diyorum. Sanayide, ticarette, ihracatta, savunma sanayinde, yüksek teknolojide, tarımda, hayvancılıkta, velhasıl her alanda dışarıdan alan, dışarıya bağımlı olan değil, dışarıya veren durumuna gelmek mecburiyetindeyiz. Son bir yıldır bölücü terör örgütüyle yürüttüğümüz mücadelede bu gerçeğin sayısız örneğine şahit olduk. Şayet ekonomide ve savunma sanayinde belli bir düzeye gelmemiş olsaydık, inanın bana ne terör örgütünün eylemlerinin ne de bu darbe girişiminin altından kalkabilirdik. Ülkemize yönelik saldırıların böylesine pervasız hale gelmesi, büyüyen, güçlenen, kendi kendine yeten Türkiye'den duyulan rahatsızlıktan kaynaklanıyor. İşte az önce ekranda izledik. İşte bu Türkiye onları ürkütüyor. Eğer Türkiye dünkü her şeyiyle dışa bağımlı Türkiye olsaydı mücadeleyi daha başlamadan kaybetmiştik. Toplu iğneyi dahi üretemeyen bir Türkiye'den buralara geldik. Şu anda ideal bir seviyede olmayabiliriz. Ama en azından kritik dönemlerde kendi ayaklarımızın üstünde durabilecek güce sahibiz. Her fırsatta ne diyoruz? 2023. Bu hedefe ulaşacağız. Buna niye dikkat çekiyoruz? O seviyeyi ülkemizin geleceği için yeni bir dönemin başlangıcı olarak görüyoruz. Ne yaparlarsa yapsınlar, hangi tuzakları kurarlarsa kursunlar, hangi oyunları oynarlarsa oynasınlar, Allah'ın izni ve yardımıyla 2023 hedeflerimize ulaşacağız. Böylece yeni nesillere biz görmeyeceğiz. Ama torunlarımız inşallah görecek. 2053 ve 2071 vizyonunu hayata geçirebilmeleri için
gereken zemini hazırlamış olacağız. Kardeşlerim, Allah yar ve yardımcımız olsun. Ve sözümün sonunda Arif Nihat Asya'nın dua şiiriyle konuşmamı tamamlamak istiyorum. Biz kısık sesleriz. Minareleri sen ezansız bırakma Allah'ım. Ya çağır şurada bal yapanlarını, ya kovansız bırakma Allah'ım. Mahyasızdır minareler. Göğde kehkeşansız bırakma Allah'ım. Müslümanlıkla yoğrulan yurdu, Müslümansız bırakma Allah'ım. Bize güç ver. Cihat meydanını pehlivansız bırakma Allah'ım. Kahraman bekleyen yığınlarını kahramansız bırakma Allah'ım. Bilelim hasma karşı koymasını. Bizi cansız bırakma Allah'ım. Yarının yollarında yılları da Ramazansız bırakma Allah'ım. Ya dağıt kimsesiz kalan sürünü, ya çobansız bırakma Allah'ım. Sen bizi sevgisiz, susuz, havasız ve vatansız bırakma Allah'ım. Müslümanlıkta yoğrulan yurdu Müslümansız bırakma Allah'ım. Vatanlarına sahip çıkan bu ülkeyi Müslümansız bırakmamak için canlarını ortaya koyan, er meydanının pehlivansız olmadığını gösteren kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Gazilerimize tekrar Rabbimden şifalar diliyorum. Açılışını yaptığımız Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nin Cumhurbaşkanlığımıza, ülkemize, milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Ve bu arada şehit yavrularının gözlerinden öpüyorum. Eşlerine saygılarımı sunuyorum. Annelerine, babalarına saygılarımı sunuyorum. Ve bilesiniz ki bir büyüğünüz, abiniz olarak daha gençler için bir babalık, eşimle birlikte bir annelik sorumluluğu içerisinde her zaman bu konuda yanınızdayız. Ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti de yanındadır. Bunu da hiçbir zaman unutmamanızı diliyorum. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Başkomutanımıza bu güzel konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Pek değerli konuklar, şimdi sizi 15 Temmuz şehitlerimizi anma programımızla baş başa bırakıyoruz efendim.